Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu dersimizde ana başlığımız Enva'u ahkamihi, Kur'an-ı Kerim'de bulunan hükümlerin çeşitleri. Şimdi müellifimizin yapmış olduğu taksimata göre Kur'an-ı Kerim'de yer alan hükümler üçe ayrılmakta. Bunlardan bazıları itikadi hükümler, bazıları ahlaki hükümler ve bazıları ise ameli hükümler. Enva'ul ahkam, hükümlerin çeşitleri, elleti ca'e bihel Kur'anul Kerimu, Kur'an-ı Kerim'in getirmiş olduğu hükümlerin çeşitleri, selasetün, üç kısma ayrılmakta. Burada enva' kelimesi mübteda, selase ise haber olmuş olur. Birinci gruba baktığımız zaman, ahkamun i'tikadiyye, inanca bağlı hükümler. Bu hükümler, teteallaku, bağlıdır. Bima yecibu alel mükellefi i'tikaduhu, mükellefin inanması, iman etmesi gereken meselelere ilişkindir. Hangi konuda? Fillahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahir. İmani esaslar dediğimiz Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmek. Peki kader nereye gitti? Kader, Cenab-ı Hakk'a iman etme maddesi içerisinde var zımni olarak. Dolayısıyla itikadi hükümler dediğimizde mükellef neye iman etmesi gerekiyor? Neye inanması lazım? İşte Kur'an-ı Kerim bunun çerçevesini net bir şekilde çizmiş ve esasen Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda temelde Allah'a iman, risalete, nübüvvete iman ve üçüncü madde olarak ahirete iman konusunu çok sık ve yoğun bir şekilde işlediğini görmekteyiz. Belki kelami anlamda bunu ifade edersek el-usul el-thelase diyebiliriz. Üç temel, üç prensip manasında. Allah'a iman, peygamberliğe iman ve ahirete iman. Bunların içerisinde ise Allah'a iman kelamcılar tarafından aslul usul olarak nitelendirilmiştir. Asılların da aslı Cenab-ı Hakk'a iman etmektir. İkinci kısma baktığımız zaman وَالثَّانِ ikincisi اَحْكَامٌ خُلُقِيَّ ahlaki hükümler yer almakta. Bunlar da تَتَعَلَّقُ bağlıdır. بِمَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ mükellefin yapması gereken اَنْ يَتَحَلَّى بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ faziletten elde etmesi gereken şeyler وَاَنْ يَتَخَلَّى عَنْهُ مِنَ الرَّزَائِلِ ve rezaletten kaçınması gereken şeyler. Öyleyse ahlaki hükümler temelde iki esastan oluşmakta. Halla yuhalli tahliye dediğimizde şunu yazarak göstermek istiyorum. Şimdi Latin yazılış şekline baktığımız zaman ikisini aynı şekilde yazıyoruz. Ne diye yazıyoruz? Bunları tahliye diye yazıyoruz. Diğeri de tahliye şeklinde. Ancak birincisi halla yuhalli tahliye diyoruz buna biz. Tahliye. İkincisi ise tahliye. Şimdi Türkçe'de kullanmış olduğumuz tahliye etme, yani suyu tahliye etme dediğimizde bu ikinci anlamı kastediyoruz. H harfiyle yazılır bu. Halla yuhalli tahliye, insanın süslenmesi, bezenmesi manasına gelmekte. Halla yuhalli tahliye ise arındırmak, temizlemek manasına gelmekte. Öyleyse ahlaki hükümler dediğimiz şey mükellefin iki işlemi yapmasına bağlı. Birincisi, burada mükellef şunu yapması gerekiyor. İlk önce tahliye işlemini yapması lazım. Ne demek tahliye? Kendisini arındırması, temizlemesi, kendi özünü, benliğini arı ve duru hale getirmesi manasına gelmekte. Tahliye ise kendisini süslemesi, erdemli ve kaliteli bir insan olması manasına gelmekte. Peki mükellef, yani yükümlü ve sorumlu olan kimse ne ile süslenmesi lazım? Minel fazaili müellifimizin ifadesiyle faziletle süslenmesi gerekiyor. Yani fadıl bir insan olması lazım. Erdemli,
kaliteli, iyilikler noktasında etkili ve yetkin bir insan olması. İkinci kavram ise yetehalla dediğimiz, ki bunun halla yuhalli tahle şeklinde mastarı gelmekte. İnsanın kendisini arındırması, temizlemesi, özünü, benliğini arı ve duru hale getirmesi manasına gelmekte ki neye karşı bunu yapması lazım? Miner razaili, rezalete karşı. Rezil ve sefil olan davranışlardan kendisini uzak tutması icap etmekte. İşte bu tür hükümlere ne diyoruz? Ahlaki hükümler diyoruz. Yani fazilet dediğimizde takva, ihlas, şükür, sabır. Rezalet dediğimizde hırs, haset, kin, nefret, değil mi? Bencillik gibi. Üçüncü kısma baktığımız zaman ehkâmul ameliye, burada ise bir takım ameli hükümleri görmekteyiz. Bu ameli hükümler teteallaku bima yasturu anil mükellefi, mükelleften sadır olmuş olan bir takım pratiklere dayanmakta, bunlara bağlı olduğunu görüyoruz. Peki mükellefin ortaya koyduğu şeyler nelerdir? Ya da mükelleften sadır olan şeyler nelerdir? Min akvalin, sözler, ve ef'alin, fiiller, ve ukudin, akitler, sözleşmeler, ve tasarrufatin, ve diğer eylemler, tasarruflar. وَهَذَا النَّوْعُ الثَّالِسِ, bu üçüncü kısım, هُوَ فِقْهُ الْقُرْآنِ, Kur'an-ı Kerim'in fıkhını oluşturmakta. وَالْمَقْصُودُ الْوُسُولُ اِلَيْهِ بِعِلْمِ اُسُولُ فِقْهِ, ve burada usul fıkıh ilmi açısından temel amaç bu hükümlere ulaşabilmektir. Öyleyse muhteva açısından fıkıh ve usul fıkıh bu üçüncü maddeyi ele almakta, işlemekte, ameli hükümleri merkeze almakta. Şu bilgiyi vermeden geçemeyeceğiz. Esasen fıkıh dediğimizde en genel tabiriyle ma'rifetun nefsi ma laha ve ma aleyha, kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir. Bu inançla ilgili bir hüküm olabilir, ahlaki bir hüküm olabilir ya da ameli bir hüküm olabilir. Mesela inanç açısından iman etmek, ihlas, takva gibi şeyler, nefsin lehine olan şeylerdir. Şirk ve nifak ise nefsin aleyhine olan şeylerdir. Yine ahlaki hükümlere baktığımızda diğergamlık nefsin lehine olan bir şey, yani faziletli bir şey, ancak bencillik rezil ve sefil bir davranış. Bu da bir nevi nefsin lehine ve aleyhine olan şeyi bilmesi kapsamına girmekte. Ameli hükümlerin ne olduğunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla fıkıh dediğimizde özellikle branş ve bir ilim dalı haline gelen fıkıhı burada kastediyoruz. Yoksa temelde fıkıh, ma'rifetün nefsi ma leha ve ma aleyha, kişinin yani insanın lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir manasına gelmekte. Daha sonrasında ilimler tasnif edilince fıkhın payına bu üçüncü madde düşmüş. Şah Veliyullah Dihlevi'nin kitabına baktığımız zaman o şöyle demekte: özellikle İslami bilimler açısından itikadi hükümleri üstlenen bilim kelam ilmi olmuş, ahlaki hükümleri üstlenen ilim tasavvuf olmuş ve ameli hükümleri ise fıkıh üstlenmiştir, tekellüf etmiştir. Şimdi temelde biz Kur'an-ı Kerim'de var olan hükümleri üçe ayırmaktayız: İtikadi hükümler, ahlaki hükümler, bir de ameli hükümler. Ameli hükümleri de iki kısma ayırmaktayız. Müellifimizin ifadesiyle ibadetlerle ilgili hükümler ve muamelatla ilgili hükümler. وَالْاَحْكَامُ الْعَمَلِيَّ, ameli hükümler, فِي الْقُرْآنِ تَنْتَظِمُ نَوْعَيْنِ, Kur'an-ı Kerim'de iki şekilde düzenlenmiştir. Birincisi ahkamul ibadat, ibadetlerle ilgili hükümler, ki bu ibadetler min salatin namaz ve savmin oruç ve zekatin ve haccin ve nedrin adak ve yeminin yemin ve nehvuya minel ibadat, ve bunun dışında benzeri ibadetler. Bütün bu ibadetlerin ortak noktası elleti yuksadu biha, bütün bu ibadetlerle şu hedeflenmekte: tanzimu alaqatil insani bi rabbihi, insanın mevlasıyla, Rabbi ile olan ilişkisini düzenlemekte, tanzim etmekte. Öyleyse
İbadetten maksadımız insanın Rabbi ile olan ilişkisini tanzim eden hükümlerdir. Bu namaz, oruç, zekat, hac, nezir, yemin ve benzeri ibadet şekilleri olabilir. İkinci kısımda ise ve ahkamul muamelat, muamelatla ilgili hükümler var ki bu örnek olarak şunu verebiliriz. Min ukudin ve tasarrufatin ve ukubatin ve cinayatin ve gayriha mimma adel ibadat, ibadetler dışında cinayetler, cezalar, tasarruflar, akitler, sözleşmeler, bütün bunlar muamelat kapsamı içerisine girmekte. Peki muamelatın temel hedefi nedir? وَمِمَّا يُقْسَدُ بِهَا تَنْظِيمُ عَلَاقَةِ الْمُكَلَّفِينَ بَعْدِهِمْ بِبَعْدٍ. Burada muamelatın temel hedefi insanın insanla alakasını, ilişkisini tanzim etmektir. Mükelleflerin kendi aralarındaki hüküm alakasını tanzim eden, düzenleyen hükümlerdir ve bunları hedeflemekte. Bu mükellefler deyince سَوَاءٌ اَكَانُوا اَفْرَادَ اَمْ اُمَمًا اَمْ جَمَعَةٍ. Bu herhangi bir ferdin yani bireyin başka bir bireyle olan ilişkisi olabilir. Bir devletin başka bir devletle olan ilişkisi olabilir. Ya da bir toplumun başka bir toplumla olan ilişkisi olabilir. Kısacası muamelat dediğimizde ibadet olmayanı kastediyoruz. İbadetten maksat ise doğrudan Rab ile kul arasındaki alakayı, ilişkiyi düzenleyenleri kastetmekteyiz. فَاَحْكَامُ مَا عَدَ الْعِبَادَاتِ İbadetler dışındaki hükümler tüsemma isimlendirilir. Fil istilahi şer'i, şer'i ıslaha göre yani terim anlamıyla şu isim verilir. اَحْكَامُ الْمُعَامَلَاتِ denilir. Ancak وَاَمَّا فِي الْاِسْلَاحِ الْعَصْرِ الْحَد۪يثِ Modern dönemde ise şöyle bir ıslah ortaya çıkmış. Modern dönemde ise fakat tenevvaat çeşitlenmiştir. اَحْكَامُ الْمُعَامَلَاتِ Muamelatla ilgili hükümler çeşitlenmiştir. بِحَسَبِ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ İlişkin olduğu meseleye dair وَمَا يُقْسَدُ بِهَا Ve hedefine yönelik. Baktığımız zaman işte 5-6 madde sayacağız. Modern dönemde bütün bunlara muamelat deyip geçmiyoruz. Bu muamelelerin her birisinin özel bir ismi var. فَقَدْ تَنَوَعَدْ اِلَى الْاَنْوَاعِ الْاَتِيَ Aşağıda gelecek şekilde çeşitlere ayrılmıştır. Buradaki ila tenavvat kelimesine mutalıktır. Birincisi ahval-i şahsiye dediğimiz hükümler ki bu hükümler وَهِيَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْاُسْرَةِ Aileye ilişkin hükümleri ihtiva etmekte. مِنْ بَدْءِ تَكَوُّنِهَا Başlangıcından itibaren. Peki temel amaç ne? وَيُقْسَدُ بِهَا تَنْظِيمُ عَلَاقَةِ زَوْجَيْنِ وَالْاَقَارِبِ بَعْدِهِمْ بِبَعْدٍ Eşler arasındaki ilişkileri düzenlemeyi ve akrabalar arasındaki ilişkiyi düzenlemeyi hedef edinmekte. وَآيَاتُهَا فِي الْقُرْآنِ نَحْوُ 70 Kur'an-ı Kerim'deki ayet sayısı ise 70. Dolayısıyla 70 ayet, 70'e yakın ayet ahval-i şahsiyeyi düzenlemekte. İkinci kısma baktığımız zaman وَالْاَحْكَمْ الْمَدَنِيَ Medeni hükümleri görmekteyiz. Ne demek medeni hükümler? هِيَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمُعَامَلَاتِ الْاَفْرَادِ Fertlerin ilişki biçimlerini, davranış biçimlerini inceleyen, bunları ihtiva eden hükümlerden oluşmakta. وَمُبَادَلَاتِهِمْ مِنْ بَيْعٍ وَاِجَارَةٍ وَرَهْنٍ وَكَفَالَةٍ وَشَرِيكَةٍ وَمُدَايَنَةٍ وَوَفَاءٍ بِالْاِلْتِزَامِ gibi birçok unsuru burada sayabiliriz. Buradaki muamele yeri geldiği zaman mübadele şeklinde olabilir. Ki mübadeleden kasıt alışveriş, kiralama, rehin, ipotek, kefalet, şirket, borçlanma, sözü yerine getirme gibi birçok unsuru burada sayabiliriz. Temel amaç şu: وَيُقْسَدُ بِهَا تَنْظِيمُ عَلَاقَاتِ الْاَفْرَادِ الْمَالِيَّ İnsanların mali alakalarını ve ilişkilerini düzenlemeyi hedeflemekte. وَحِفْظُ حَقِّ كُلِّ ذِي حَقٍ وَحِفْظُ حَقِّ كُلِّ ذِي حَقٍ Ve her haklının hakkını korumayı hedeflemekte. وَآيَاتُهَا فِي الْقُرْآنِ نَحْوُ 70 Yine aynı şekilde medeni hukukla ilişkili var olan ayet sayısı 70 civarında. Bir de cinayetle ilgili hükümler var. وَالْاَحْكَمْ الْجِنَائِيَّ
Ne demek el ahkame cinayye? Ve hiye elleti tetaallaku bima yasturu anil mükellefi min ceraime, mükelleften sadır olmuş olan suçlara ilişkin hükümleri ihtiva eden hükümlere ahkami cinayye diyoruz. Ve ma yestahiquhu aleyha min ukubetin, ve suçlunun hak etmiş olduğu cezayı ortaya koyan hükümlerdir. Temel amaç şudur: ve yuksadu biha hifzu hayatin nasi, insanların hayatını koruma, ve emvalihim mallarını, ve a'radihim rızlarını ve namuslarını korumayı hedeflemekte. Ve hukuk ve hukukihim, ve insanların haklarını korumayı, ve tahdidu alaqatil mecni aleyha aleyhi bil cani ve bil umme, ve cinayete kurban giden kimsenin cani ve toplumla olan ilişkisi incelemeyi hedeflemekte. Ve ayet ve fil Kur'an nahu 30'a yakın ayet var. Cinayetle ilgili hükümlere baktığımız zaman bu sayının 30 ayet civarında olduğunu görmekteyiz. Ve ahkamul murafaat var. Ne demek murafaat? Ve hiye elleti tetaallaku bil kadai ve şehadeti vel yemini. Burada yemin, şehadet, yargı gibi birçok hükmü ele alan, bunlara ilişkin olan hükümler yer almakta. Bunlara da murafaat hükümleri demekteyiz. Yani dava ile ilgili hükümler manasında. Ve yuksadu biha, buradaki temel hedef tanzimul icraat li tahqiqil adli beynen nas, insanlar arasında adaletin gerçekleşmesi için bir takım uygulamaları sahaya sürmektir, düzenlemektir. Ayet sayısı ise 13 civarında. 5. maddeye baktığımız zaman el ahkam eddüsturiyye, anayasal hükümler. Ne demek? Bunlar neyi kastediyoruz? Ve hiye elleti tetaallaku bi nizamil hukmi ve usulihi, hüküm ve hükmün metodolojisi hakkında bize bilgi veren, bunlara ilişkin hükümlerdir. Ahkam-ı düsturiye. Temel hedef ise ve yuksadu biha tahdidu alaqatil hakimi bil mahkumi, hakim ve mahkum arasındaki ilişkileri düzenlemeye çalışmakta, bunları sınırlandırmakta. Ve takriru malil efradi vel cemaati min hukukin, bireylerin ve toplumların haklarını ortaya koymakta. Ve ayatu ve nahu 10'a yakın ayet var burada. Yine mali hükümler var. El ahkam el maliye. Ve hiye elleti tetaallaku bi muamalati duvel devle el islamiye li gayriha min duvel, İslam devletinin diğer devletlerle olan ilişkisine ilişkin bir takım hükümler ortaya koymakta. Ve bi muamalati gayril muslimine fi devle el islamiye, ve İslam devletinde bulunan gayrimüslimlerin durumunu düzenleyen hükümlerdir bunlar. Buradaki temel amaç şu: ve yuksadu biha tahdidu alaqati devletil islamiye bi gayriha, İslam devletinin diğer devletlerle olan ilişkisini sınırlandırmakta. Fissilmi vel fil harbi, gerek barış durumunda gerekse savaş durumunda. Ve tahdidu alaqatil muslimine bi gayrihim fi biladi devle el islamiye, ve İslam devletlerinde bulunan Müslümanların onlarla, yani gayrimüslimlerle olan ilişkilerini belirtmekte ve ifade etmekte. Bu el ahkam edduveliye bu anlama gelmekte. Ayet sayısı ise 25 civarında olduğunu görmekteyiz. Ve son olarak el ahkam el iktisadiye vel maliye, iktisadi ve mali hükümler var. Ve hiye elleti tetaallaku bi hakki sa'il vel mahrumi fi malil gina gani, zenginin malında bulunan isteyen ve mahrum olan kişilerin hakkına ilişkin var olan hükümlerden oluşmakta. Ve tanzimul mevaridi vel masarifi, ve gelir gider ilişkisini düzenleyen hükümlerdir bunlar aynı zamanda. Ve yuksadu biha tanzimul alaqa el maliye beynel agniyai vel fukara ve beynel devleti vel efrat. Buradaki temel amaç zenginlerle fakirler, devlet ile toplum arasındaki iktisadi ve mali ilişkiyi düzenlemektir. Bu ayet sayısına baktığımız zaman ise bunun 10 ayet civarında olduğunu görmekteyiz. وَمَنْ اِسْتَقْرَى آيَاتِ الْاَحْكَامِ فِي الْقُرْآنِ, Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri inceleyen, araştıran birisi, يَتَبَيَّنُ, onun için açıkça ortaya çıkacak ki, اَنَّ اَحْكَامَهُ تَفْصِلِيَّ فِي الْعِبَادَاتِ وَمَا يَلْحَقُ بِهَا مِنَ الْاَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ وَالْمَوَارِثِ, görecek ki Kur'an-ı Kerim'in hükümleri, özellikle ibadat,
ve ibadetlere ilişkin ve onlara yakın olan ahval-i şahsiye, miras gibi hükümler konusunda Kur'an-ı Kerim'in detaylı bilgiler verdiğini görecek. لِأَنَّ اَكْثَرَ اَحْكَامِ هَذَا النَّوْعِ Çünkü bu çeşit hükümlerin birçoğu taabudiyun, taabudi olan hükümlerdir. Yani talili olan hükümler değildir. Ne demek taabudi? وَلَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيهِ Burada aklın herhangi bir rolü yoktur. وَلَا يَتَطَوَّرُ بِتَطَوِّرِ الْبِعَاتِ Toplumların gelişmesiyle değişmesiyle gelişmez ve değişmez. وَأَمَّ فِي مَا عَدَ الْعِبَادَاتِ وَالْأَحْوَالَ الشَّخْصِيَّ İbadetler ve ahval-i şahsiye dışında var olan hükümler ki bunlar da şunlardır. مِنَ الْأَحْكَامِ الْمَدَنِيَّ Medeni hükümler. وَالْجِنَائِيَّ وَالدُّسْتُورِيَّ وَالدَّوْلِيَّ Cinayet, anayasal ve devletler ile ilgili olan hükümler, iktisadi olan hükümler. Bunlarla ilgili hükümlere baktığımız zaman فَاَحْكَامُهَا فِيهَا قَوَاعِدُ عَامَّةٌ وَمَبَادِئُ اَسَاسِيَةٌ Kur'an-ı Kerim'in buradaki hükümlerinin genel bir takım prensiplerden ve ilkelerden oluştuğu görülecektir. وَلَمْ يَتَعَرَّتْ فِيهَا Bu konuda Kur'an-ı Kerim temas etmemiş, لِتَفْصِيلَةٍ جُزْئِيَةٍ tikel ayrıntılara dalmamış, اِلَّا فِي النَّادِرِ ancak nadir de olsa bazı konularda detaylı bilgi vermiştir. Neden? لِأَنَّ هَذِ الْاَحْكَامَ Çünkü bu hükümler tatatavvaru gelişmekte, بِتَتَوُّرُ الْبِعَاتِ toplumların gelişmesiyle, وَالْمَصَالِحِ ve maslahatların gelişmesiyle bunlar da gelişmekte. فَاقْتَسَرَ الْقُرْآنُ فِيهَا Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim yetinmiştir. عَلَى الْقَوَاعِدِ الْعَامَةِ Genel bir takım ilkeler, وَالْمَبَادِهِ الْاَسَاسِيَةِ Ve temel bir takım prensiplerle yetinmiştir. Niçin? لِيَكُونَ وُلَاتُ الْاَمْرِ Yetkili olan kimseler olsunlar, fi kulli asrin her çağda, fi si'atin rahat olsunlar. Min en yufassilu kavaninahum fima fiha hasbe masalihihim fi hududi ususul Kur'ani Kur'an-ı Kerim'in temel esasları dairesinde kalmak suretiyle her bir yetkili olan şahıs veyahut da kimseler maslahatlarına uygun olan yasaları çıkartsınlar, kanunları detaylı bir şekilde ortaya koysunlar diye. Min gayri istidamin bi hukmin cüz'in fihi bu konuda tikel bir hükümle karşı karşıya kalmaksızın. Eğer tikel bir hüküm varsa zaten uyulması gerekiyor. Yoksa bu durumda vulatul emir dediğimiz yetkili olan kimseler, ulul emir dediğimiz yetkili ve yetkili şahsiyetler burada ne yapabilirler? Toplumlarının maslahatına uygun yeni bir takım yasalar koyabilirler. Burada temel esas şu, bir, bu ortaya konulacak olan yasaların Kur'an-ı Kerim'in ruhuna ve esaslarına uygun olması. İkincisi, o konuyla ilgili herhangi bir tikel hüküm varsa onunla çatışma içerisinde olmaması gerekiyor. Şimdi yeni bir başlık ile dersimize devam edeceğiz. Başlığımızın ismi şu, Delaletu ayatihi imma kat'iyye ve imma zanniyye Ayetlerin delaleti ya kat'idir ya da zannidir. Her şeyden önce şunu söylememiz gerekiyor. Vurudu, subutu ve nakli açısından Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri kat'idir. Dolayısıyla ayetleri bu anlamda sabittir, vardır, bize muhkem bir şekilde ulaşmıştır. Bu meyanda 6236 ayete ne herhangi bir şekilde bir ayet ilave edebiliriz, ekleyebiliriz, ne de herhangi bir ayeti çıkartabiliriz. Bu elimizdeki mushaftaki ayetler neyse onu o şekilde bilmek ve ona iman etmek durumundayız. Bu açıdan bütün ayetler kat'idir, kesindir. Ancak ayetlerin delaleti ifade etmiş olduğu anlam açısından kat'i olanlar olduğu gibi zanni olanlar da vardır. İşte müellifimiz bu başlık altında hangi ayetlerin kat'i olduğunu, hangilerinin zanni olduğunu ve kat'iliğin ve zanniliğin ölçüsünü bize anlatmaya çalışacak. Nususul Kur'ani cemi'uha bütün Kur'an-ı Kerim nasları min kat'iyetun kat'idir, kesindir. Hiçbir şüphe barındırmaz. Min ciheti vurudiha gelişi açısından ve thubutiha var olması açısından ve nakliha anir rasuli ileyna ve peygamberden bizlere nakledilmesi açısından hepsi kat'idir, kesindir ve burada herhangi bir işkile şüpheye ihtiyaç yoktur. Müellifimiz yani demek istiyor burada.
Neczimu ve nekta'u, kesin kes biliyoruz ki bi enne kulle naslin netluhu, bizim okumuş olduğumuz her bir ayet min nususil Kur'ani, Kur'an-ı Kerim'in naslarından bir tanesini teşkil etmekte. Huve nefsuhu en nas ellezî enzelehullahu ala rasulihi, ve bu nas Allah Resulü aleyhissalatu vesselama Allah'ın indirdiği gibidir. Peygamber Efendimiz'e ne şekilde indirildiyse biz de şimdi aynısını alıyoruz, ona bakıyoruz ve okuyoruz. وَبَلَّغَهُ الرَّسُولُ الْمَعْسُومِ اِلَى الْاُمَّةِ مِنْ غَيِّ تَحْرِيفٍ وَلَا تَبْدِيلٍ, ve masum elçi ümmete bu ayetleri tahrif etmeden ve tebdil etmeden, değiştirmeden, bozmadan olduğu gibi ulaştırmıştır, iletmiştir. لِأَنَّ الرَّسُولَ الْمَعْسُومِ, çünkü Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam كَانَ اِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَ اَوْ آيَاتْ اَوْ آيَا, kendisine herhangi bir sure ya da bir ayet grubu ya da ayet bir ayet indiği zaman بَلَّغَهَا أَصْحَابَهُ, hemen onu ashabına tebliğ ederdi, iletirdi. وَتَلَاهَا عَلَيْهِمْ, ve onları okurdu. وَكَتَبَهَا كَتَبَتُ وَحْيِهِ, ve vahiy katipleri hemen onu yazardı. Ketebet kelimesi, katip kelimesinin çoğulu. Katibun, katibani, katibuna, kuttabun ve kuttabun ve ketebetun. وَكَتَبَهَا, yine aynı şekilde yazardı. مَنْ كَتَبَ لِنَفْسِهِ sahabetihi, Peygamber Efendimiz'in ashabından bazıları bu ayetleri kendileri için yazardı. Yani kendilerine destek olsun diye onları not şeklinde yazarlardı. وَحَفِظَهَا مِنْهُمْ عَدَدٌ كَثِيرٌ, ve birçok kimse ayetleri ezberlemiştir. وَقَرَعُوهَا فِي صَلَوَاتِهِمْ, namazlarında bu ayetleri okumuşlar. وَتَعَبَّدُوا بِتِلَاوَتِهَا فِي سَائِلِ اَوْقَاتِهِمْ, diğer zamanlarında ise bu ayetleri okumak suretiyle ibadetlerini ifa etmişler. وَمَا تُوْفِيَ الرَّسُولُ اِلَّا وَكُلُّ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ مُدَوَّنَةٌ فِيمَا اِعْتَادَ الْعَرَبُ اَنْ يُدَوِّنُهُ فِيهِ اَنْ يُدَوِّنُ فِيهِ وَمَا تُوْفِيَ الرَّسُولُ, Peygamber Efendimiz vefat eder etmez illa ancak وَكُلُّ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ, bütün Kur'an-ı Kerim ayetleri مُدَوَّنَةٌ yazılmıştı. فِيمَا اَعْتَادَ الْعَرَبُ اَنْ يُدَوِّنُ فِيهِ, Arapların o dönemdeki yazılış tarzları itibariyle yazıya geçirilmişti. وَمَحْفُوزَةٌ, ve korunmuştu. فِي ثُدُورِ كَسِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, birçok Müslümanın kalbinde bu ayetler korunmuştu, ezberlenmişti. وَقَدْ جَمَعَ أَبُو بَكْرٍ أَسْدِقٍ بِوَاسِطَةِ زَيْدٍ بِنْ سَابِتٍ, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Zeyd bin Sabit radıyallahu anh vasıtasıyla bu ayetleri toplamış, derlemiş ya da derletmiş diyebiliriz. وَبَعْدُ السَّحَابَةِ الْمَعْرُوفِينَ بِالْحَفْزِ وَالْكِتَابَةِ, evet, قَدْ جَمَعَ أَبُو بَكِرْ أَسْدِقٍ, Hazreti Ebu Bekir toplamış bir vasıtı Zeyd bin Sabit, Zeyd bin Sabit vasıtasıyla ve ba'di sahabetil ma'rufin bil hifz vel kitabeti, ezber ve yazı noktasında meşhur ve bilinen bazı sahabeler komitesi vasıtasıyla, ekibi vasıtasıyla toplamış. Neyi toplamış? Hazihil mudawwanat, bütün bu musafları toplamış, toplatmış daha doğrusu Hazreti Ebubekir Efendimiz. وَضَمَّ بَعْدَهَا اِلَى بَعْدٍ, ve bunları birbirine eklemiştir. مُرَتَّبَتَ التَّرْتِيبِ الَّذ۪ي كَانَ الرَّسُولُ يَتْلُوهَا بِهِ, Peygamber Efendimiz'in okuduğu şekilde bunları sıralamak suretiyle. وَيَتْلُوهَا بِهِ أَصْحَابُهُ فِي حَيَاتِهِ, ve o hayattayken sahabe efendilerimizin okuduğu şekliyle bunları sınıflandırmıştır. وَصَارَتْ هَذِي الْمَجْمُوعَ, ve bu şekilde bu toplama olmuştur. وَمَا فِي صُدُورِ الْحُفَّاظِ, ve hafızların kalbinde olan ne olmuştur? Hiye merci'ul muslimine fi telakki'l Kur'an ve rivayatihi. Şimdi bu damir fasıl olduğu için ve saret hadi'l mecmua ve ma fi sudur'il huffaz. Tabi burada hadi kelimesi saretin ismi olduğuna göre hiye damir fasıl irapta mahalli olmadığını söylersek merci'ul muslimine şeklinde okumamız gerekiyor. Böylelikle bu toplanan ve hafızların kalbindeki Kur'an ne olmuş oldu? Merci'al Müslimine, Müslümanların kaynağı olmuş oldu.
فِتَّلَقِّ الْقُرْآنِ Kur'an-ı Kerim'i telakki etmede, öğrenmede ve rivayetihi ve aktarmada. وَقَامَ عَلَى حَفْظِ هَذِي الْمَجْمُوعَ Ebu Bekir'in fi hayatihi, Hazreti Ebu Bekir hayatındayken bu mecmuayı, bu mushafı korumuştur. وَخَلَّفَهُ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا عُمَرَ ya da وَخَلَّفَهُ diye şeklinde de okuyabiliriz. Daha sonrasında koruması için bu görevi Hazreti Ömer'e devretmiştir ya da Hazreti Ömer bu görevi devralmıştır eğer halefe şeklinde okursak. Sümme tarakaha Umaru inde binti Hafsa ummil müminin. Daha sonrasında Hazreti Ömer kızı Hazreti Hafsa'ya bunu emanet etmiştir. Ve ahazaha min Hafsata Uthman fi hilafetihi ve hilafeti döneminde Hazreti Osman bunu Hafsa'dan almıştır. Ve nesaha minha bi vasiteti Zeyd bin Sabit nefsihi bizatihi Zeyd bin Sabit vasıtasıyla bunları çoğaltmıştır. Ve adadun min kibaril muhacirine vel ansari iddete nusakhin. Yine muhacirlerden, ensarlardan bazı kimseler bir takım nusaları almışlardır. Ursilat gönderilmiş bu nusalar ile emsal müslimine Müslüman beldelere gönderilmiş. Fe Ebu Bekir'in hafize kullama duvinet fihi aya ev ayat mila Kur'ani Hazreti Ebu Bekir Kur'an-ı Kerim'den yazılmış olan bir araya getirilmiş olan herhangi bir ayet ve ayet grubunu hatta la yadi'a minhu şey'un hiçbir şey zayi olmasın diye bunları bir araya getirmiş. وعثمان جمع المسلمين على مجموعة واحدة من هذا المدون ونشره Hazreti Osman ise Müslümanları tek bir mushaf üzere topladı ve onları o şekilde yaydı. بين المسلمين Müslümanlar arasında onları yaydı. حتى لا يختلفوا في لفظ ta ki lafızlar noktasında tartışma yapmasınlar diye. وَتَنَاقَلَ الْمُسْلِمُونَ الْقُرْآنَ كِتَابَةً مِنَ الْمُسْحَفِ الْمُدَوَّنِ Böylelikle yazılı olan mushaftan Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i alıp günümüze kadar getirmişler. وَتَلَقِّيَ مِنَ الْحُفَّاظِ اَجْيَالًا عَنْ اَجْيَالٍ Ve nesillerden nesillere aktarılmak suretiyle hafızlar tarafından ezberlenmiştir. فِي عِدَّةِ قُرُونٍ Senelerce, asırlarca. وَمَا اخْتَلَفَ الْمَكْتُوبُ مِنْهُ وَالْمَحْفُوظُ Dolayısıyla yazılan ile ezberlenen arasında hiçbir aykırılık söz konusu değildi. وَلَا اَخْتَلَفَ فِي لَفْزَةِ مِنْهُ سَبِيُونَ وَمُرَاكِشٌ وَلَا بُلُونِيُونَ وَسُدَانِيُونَ سِينِيُونَ özür dilerim. وَلَا اَخْتَلَفَ فِي لَفْزَةِ مِنْهُ سِينِيُونَ وَمَرَاكِشِيُونَ وَبُلُونِيُونَ وَسُدَانِيُونَ Ne Sudanlı ne Çinli lafza noktasında hiçbir tartışma yapmamıştır. وَهَذِهِ مَلَايِنُ الْمُسْلِمِينَ İşte ortada binlerce, milyonlarca Müslüman var. Fi muhtelefil qarati değişik kıtalarda منذ 13 قرنا ونيف و 80 sene yaklaşık olarak 1013 asır civarında hiçbir tartışma yapmamışlar. Yakraunehu cemian bütün Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar. La yahtalifu ya da hepsi Kur'an-ı Kerim'i okuyor. La yahtalifu fihi fardun min an ferdin ve la ummetun an ummetin ne bir fert başka bir ferde, ne bir birey başka bir bireye, ne toplum başka bir topluma karşı çıkmakta. La bi ziyadetin ve la naksin ve la tagyirin ev tebdilin ev tertibin. Ne ekleme yapmak suretiyle, ne azaltma, ne değiştirme, ne dönüştürme, ne de herhangi bir şekilde dokunma ve temas etme. Tahkikan li va'dillahi subhanahu ve teala iz qala azza ve cel inna nahnu nazzalna zikra ve inna ileyhi lahafizun inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu vaadi gerçekleşmiş oluyor bu meyanda. Öyle olunca aradan 13 asır yaklaşık olarak 13 asır artı 80 sene geçmesine rağmen Kur'an-ı Kerim olduğu gibi muhafaza edilmiş, korunmuş. Yani 14 asır diyebiliriz buna. 14 asır boyunca Kur'an-ı Kerim muhafaza edilmiş. Hem Kur'an-ı Kerim'in yazılmış hali ile hem de ezberlenmiş hali arasında hiçbir ihtilaf olmamıştır. Yani bir Çinli, efendim mesela Bolonyalı ya da Sudanlı aynı mushafa sahip,
aynı şekilde okuyor ve bu Kur'an-ı Kerim ne bireyden bireye ne de toplumdan topluma değişmemekte ve hepsi aynı olduğu gibi günümüze ulaşmıştır. Dersimize giriş yaptığımızda şunu söylemiştik. Kur'an-ı Kerim'i iki açıdan ele almamız gerekiyor. Birinci açıdan ele aldığımızda Kur'an-ı Kerim subutu, vurudu ve nakli açısından kat'idir. Ve dolayısıyla 6236 ayet olduğu şekliyle günümüze ulaşmış. Ne fazla bir ayet var ne eksik bir ayet var. Bu konuda ümmet görüş birliğini sağlamıştır. Ayetlerin delaleti konusuna geldiğimiz zaman ise aynı şeyi söyleyemiyoruz ve dolayısıyla ayetlerin delaletini iki kısma ayırmaktayız. Birincisi delaleti kat'i olanlar, ikincisi delaleti zanni olanlar. وَأَمَّا نُسُوسُ الْقُرْآنِ Kur'an-ı Kerim'in nasları ve ayetleri مِنْ جِهَةِ دَلَالَتِهَا ifade etmesi açısından عَلَى مَا تَدَمَنَّتُهُ مِنَ الْأَحْكَامِ içermiş olduğu ahkamı ifade etmesi, ahkama delalet etmesi açısından فَتَنْقَسِمُ اِلَى قِسْمَيْنِ iki kısma ayrılmakta. Bunu nassin okursanız bedel yapmış olursunuz. Nassun okursanız haber yapmış olursunuz. Dolayısıyla burada mübteda hasfe gitmiş olur. Huma nassu kat'i delaleti olmuş olur. Şimdi birincisi nassun kat'iyyu delaleti ala hukmihi. İfade etmiş olduğu hüküm açısından delaleti kat'i olan naslar ve nassun zanniyyu delaleti ala hukmihi. İfade etmiş olduğu hüküm açısından delaleti zanni olan naslar. فَالنَّسُ الْقَطْعِيُ دَلَالَةِ Tabi bu mübteda, bu sıfat, bu da muzaf ile. فَالنَّسُ الْقَطْعِيُ دَلَالَةِ Delaleti kesin ve kat'i olan naslar. هُوَ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا مُتَعَيِّنٍ فَهْمُهُ مِنْهُ فَهْمُهُ مِنْهُ Bunların anlamı sabittir, bellidir. وَلَا يَحْتَمِلُ تَعْوِيلًا Burada herhangi bir yoruma ihtimal söz konusu değil. Herhangi bir yorum yapılamaz. وَلَا مَجَالَ لِفَهْمِ مَعَنَا غَيْرِهِ مِنْهُ Ve başka bir şeyin bundan anlaşılması mümkün değildir. Ne gibi? وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَتْ Şimdi bu ayet-i kerimede, bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman فَهَذَا قَطْعِيُ دَلَالَةِ Bu ayetin delaleti kesindir. Hangi konuda? عَلَى أَنَّ فَرْدَ زَوْجِ فِي هَذِ الْحَالِ اَنْنِصْفُ لَغَيْرِ Bu durumda yani eşlerinizin ölüp de o eşlerinizden çocukların olmaması durumunda size mirasın yarısı verilecek ayetine baktığımızda Nisa suresi. Bu ayette kesin olan bir sonuca ulaşıyoruz ki bu durumdaki bir eş yani koca mirasın yarısını alır başkasını alamaz. Ne bundan eksik ne de fazla bir şey alamaz. Tam tamına yarısını alması gerekiyor. Neden? Çünkü bu ayet delaleti itibariyle kat'i olan bir anlamı ifade etmekte. Şimdi zina yapan kadın ve erkeklere baktığımız zaman فَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَ ayetine baktığımız zaman her birisine 100 değnek vurunuz ayeti فَهَذَا قَطْعِيُ دَلَالَةِ Bu da delaleti açısından kat'idir. عَلَى أَنَّ حَدَّ زِنَا مِئَةُ جَلْدَ لَا أَكْثَرَ وَلَا أَقَلَ Zinanın cezası 100 değnektir. Ne fazla olabilir ne de eksik olabilir. Yani ne 100'den fazla ne de 100'den eksik olabilir. Olduğu gibi 100 değnek sadece. وَكَذَا كُلُّ نَصٍ دَلَّ عَلَى فَرْدٍ فِي الْاِرْثِ Aslında fi irsi mukadder desek daha doğru bir şey yapmış oluruz. Bunu sıfat yaparsak olabilir. وَكَذَا كُلُّ نَصٍ دَلَّ عَلَى فَرْدٍ فِي الْاِرْثِ مُقَدَّرٍ Aynı şekilde miras paylaşımında belli bir pay ortaya koyan bütün naslar اَوْ حَدٍ فِي الْعُقُوبَةِ مُعَيَّنٍ Yine aynı şekilde ukubat ve ceza noktasında belirlenen her bir hat اَوْ نِسَابِ مُحَدَّدْ ya da herhangi bir nisap, ölçü bütün bunlar ile ilgili ayetler subutu kat'i olduğu gibi delaleti de kat'i olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla bu ayetler hiçbir şekilde tevil edilemez ve değiştirilemez. Ancak
وَأَمَّا النَّصُ الظَّنِيَ الدَّلَالَةِ Bunu yine aynı şekilde mübteda, sıfat ve muzaf ile yapacağız. وَأَمَّا النَّصُ الظَّنِيُ الدَّلَالَةِ Delaleti zanni olan naslar. فَهُوَ مَا دَلَ عَلَى مَعْنًا Evet, bir anlama delalet etmekte, bir anlamı göstermekte ve ifade etmekte. وَلَاكِ فَقَاتْ يَحْتَمِلُ اَنْ يُؤَوَّلَ Tevil edilmesi mümkündür. وَيُصْرَفَ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى وَيُرَادُ مِنْهُ Bu manadan alıkolunup başka bir anlamın irade edilmesi, kastedilmesi mümkündür. وَيُرَادُ مِنْهُ مَعْنًا غَيْرِهِ Başka bir anlamın kastedilmesi mümkündür. Ne gibi? وَالْمُطَّلَقَاتْ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ Şimdi kuruk ifadesine baktığımız zaman. فَلَفْضُ الْقَرْءِ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَةِ Arapçada kar ifadesi مُشْتَرَكُمْ بَيْنَ مَعْنَيَنْ iki anlamı var. Müşterektir. يُطْلَقُ لُغَةً عَلَى الطُّهْرِ sözlük itibariyle temizliği ifade etmekte. وَيُطْلَقُ لُغَةً عَلَى الْحَيْضِ aynı şekilde sözlük itibariyle hayız anlamına gelmekte. وَالنَّصُ buradaki nas دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُطَّلَقَاتْ يَتَرَبَّسْنَ ثَلَاسَةَ قُرُوا Evet, burada boşanmış olan kadınların 3 kuru beklemesi gerektiğini anlatıyor. Ama فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ ثَلَاثَةَ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ ثَلَاسَةُ اَطْحَار 3 temizlik irade edilebilir, kastedilebilir. وَيَحْتَمِلُ yine mümkündür. اَنْ يُرَادَ ثَلَاسُ حَيْضَات 3 hayız dönemi de kastedilir olabilir. فَهُوَ لَيْسَ قَطْعِيَّ الدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَ وَاحِدْ مِنَ الْمَعْنَيَنْ Bu iki anlamdan sadece tek bir anlamı ifade etmemekte. وَلِذَا işte bundan dolayı اِخْتَلَفَ الْمُجْتَهِدُونَ Müştehitler ayrı görüşler belirtmişler, ayrı kanaatler ortaya koymuşlar. فِي أَنَّ عِدَّةَ الْمُطَّلَّقَ ثَلَاسَ حَيْضَاتْ اَوْ ثَلَاسَ اَطْحَارْ فِي أَنَّ عِدَّةَ الْمُطَّلَّقَ ثَلَاثُ حَيْضَاتْ اَوْ ثَلَاسَةُ اَطْحَارْ Boşanmış olan bir kadının 3 hayız mı, 3 temizlik süreci mi bekleyeceği konusunda müştehitler farklı görüşler ortaya koymuşlar. Yine حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ayeti. فَلَفْضُ الْمَيْتَةُ عَامٌ Buradaki ölü kavramı genel bir kavramdır. وَالنَّصُّ يَحْتَمِلُ الدَّلَالَةَ عَلَى تَحْرِيمِ كُلِّ مَيْتَةٍ Buradaki ayetin ifade etmiş olduğu ölü bütün ölüler olabilir. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُخَصِّصَ التَّحْرِيمَ بِمَا عَدَى مَيْتَةِ الْبَحْرِ Veyahut da deniz ölüleri dışında, deniz ürünlerinin ölüleri dışındaki yasağı ifade edebilir. Bak bunu bilemiyoruz. فَالنَّصُ الَّذِي فِيهِ النَّصُ مُشْتَرَك Buradaki lafız müşterek bir lafızdır. اَوْ لَفْضٌ عَمْ ya da geneldir. اَوْ لَفْضٌ مُطْلَق ya da genel bir lafızdır. اَوْ نَحْوُ هَذَا Bu durumlarda يَكُونُ ظَنِيَ دَلَالَةِ Bütün bu naslar delaleti zanni olanların kapsamına girmekte. Eğer bir lafız müşterekse, genel bir anlam ifade ediyorsa ya da mutlak ise bunlar zanni delalet kapsamına girmekte. لِأَنَّهُ يَدُلُ عَلَى مَعْنًا وَيَحْتَمِلُ الدَّلَالَةَ عَلَى غِيرِهِ Çünkü bütün bu lafızlar bir anlamı ifade etmekte. Ancak beri tarafta başka bir anlama delalet etme ihtimali de söz konusu. Öyle olunca bu tür lafızlara, ifadelere ne diyoruz ya da hükümlere? Delaleti zanni olan hükümler diyoruz.